ben nostaljiye çok düşkünüm. Çok severim klasik araçları. Dayım da yıllardan beri Mercedes ustalığı yapıyor. En büyük dayım. Ondan kalma bir sevgi diyebiliriz buna. Onunla birlikte başladım ben de buna. Gerçekten severek biniyorum. Zaten bundan başka araca binmiyorum yani. Bunun gibi iki tane var bu araçlardan. Seviyorum yani, değişik değişik biniyorum, geziyorum. Bunlarla gezmesini seviyorum. Değişik yani, değişik oluyor tabii. Dikkat çekmek güzel. Tabii forma tanıtımı yaptıktan sonra daha fazla bir ilgi duymaya başladı araba. Daha fazla tanınmaya başladı. Bazen yolda giderken ışıklarda falan durduruyorlar, selam veriyorlar. Güzel oluyor ya. İnsanların da bu şekilde sevmesi, hoşuma gidiyor bu tarz araçları sevmesi. Evet, gerçekten aslında çok uzun bir hikaye. Futbolculuktan önce spora, basketbolla başlamıştım ortaokuldayken, ilkokuldayken. İlkokul 3. sınıftan liseye kadar basketbol oynadım. Ortaokulda futbol geçiş hikayemde ortaokulda beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Aydın Belediyespor'un A takım teknik direktörüydü. Beni sınıflar arası maçlar yaparken görüyor. Diyor ki, bir daha basketbol oynamayacaksın. Aynı zamanda da okulun basketbol takımındayım. Bir daha basketbol oynamayacaksın, futbol oynayacaksın bu saatten sonra. Seni de Aydın Belediyespor'un altyapısına götüreceğim dedi. Böylelikle futbola geçişim başladı ortaokulda. Ama iyi de basketbolcuydum. DSE'yi, Aydın Devlet Su İşleri Kulübü'ndeydim ve o zaman şimdiki Anadolu Efes, o zaman Efes Pilsen seçmelerini kazanmıştım. Aydın'da iki kişi kazanmıştı. Diğeri de benim çok samimi arkadaşımdı zaten, halen daha görüştüğünüz kardeşim. Sonra futbola döndüm bu şekilde. Sonra lisede babam küçük yaşta vefat ettiği için amcam kuzenimle birlikte özel okulda okuttu beni. Tabii o masraflar karşısında bize verilen emeklerin, çabaların karşılığını boşa çıkartmamak adına annem zorla da olsa beni lise 3'te futbolu bıraktırdı. Bu üniversiteyi kazanmam gerektiği için. Çünkü bizi okutan insanlar oldu. Maddi, manevi bize destek çıkan insanlar oldu amcam. Üniversiteyi kazanmam için futbolu bırakmam gerektiğini söyledi. Ağlayarak futbolu bıraktım. Hatta o dönemki altyapı antrenörüm de yalvarmıştı resmen, hani futbolu bırakma, sen bu işten ekmek yiyeceksin diyerekten. Annemle sürekli konuştular ama sonra ortak bir kararla bırakmak zorunda kaldım futbolu. Sonra üniversiteyi kazandım. Hangi bölümde abi, onu da söyleyeyim. İktisat ikinci öğretimi kazanmıştım. Eskişehir'e gittim. Üniversitede okurken fakülteler arası maçlarda yani tarihi boyunca üniversitenin, Anadolu Üniversitesi'nin futbol maçlarını, bu şekildeki maçları hep açık öğretim kazanılmış. Çünkü yakın çevredeki ikincilik, üçüncülük, açık öğretim okuyan ikincilik, üçüncülük futbolcuları gelip oynuyor tabii maçlarda. Benim olduğum dönemde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşadı benle birlikte. Orada bayağı bir gol atıyordum, bayağı bir uçuyordum, kaçıyordum falan. Orada beni gördüler. Yerel gazetelerde sürekli ismim çıkmaya başladı. Ben şaşırdım yani, amatörde bile oynamıyorum artık yani. Bu artık okuyup adam olacaktım yani. Hobi aslında futbol senin. Evet, hobi gibiydi yani. Ondan sonra Anadolu Üniversitesi'nin, hatta şu anda 3. ligimizin kurulduğu zaman, o zaman amatördeydi. Onun altyapısına girdim. Hocam Evren Selefer'di. Halen daha görüşürüz kendisiyle. 2 yıl orada oynadım. Sonra beni A takıma çıkarttı. A takımda da iyi işler yaptım. Sonra Evren Sen hocam dedi ki Bursa'ya, o zaman Bursa Merinos vardı 3. ligde. Hocası da Tahsin Tamlı. Geçen sene Çorum'dan hocam, kendisi halen daha çok iyi görüşüyoruz. Çok severim kendisini. Bursa Merinos'a denenmeye gittim ben. Hocam sayesinde. Evren Sen hocam sayesinde. Bir hafta orada kalıp da kaldım. Bursa Merinos da o dönem küme düşme hattındaydı. Devre arası kampında. Sonuncu sıradalardı. Ki o sezon sonu zaten küme düşmüşlerdi. Tahsin hocam bana dedi ki bir hafta sonra, antrenmanlar bittikten sonra. Ahmet dedi, çok yeteneklisin. İnanılmaz bir özelliğin var. Ama dedi, ben seni alamam şu anda dedi. Amatördesin, amatörden geldin. Takımda küme düşme hattında. Daha tecrübeli bir forvet alacağım dedi. Ama dedi, bu yeteneğin, böyle bir yeteneğin kaybolmasını da istemiyorum dedi. Beni Bozüyük Spor'un kampına gönderdi. Antalya'daydı Bozüyük Spor devre arası kampında. O zaman da hocası, Bozüyük Spor'un hocası İsmail Ertekin'di. Tahsin hocam vesilesiyle İsmail Ertekin hocamla Bozüyük'te tanıştım. Ve o da çok beğendi beni, sağ olsun. Elimden tuttu ve beni profesyonel yaptılar. Hatta bana çok güvendi. Profesyonel olduğum ilk maçta da ilk 11'e
bana şans verdi İsmail Hoca. Derken 2 yıl Bozüyük Spor'da oynadım 2. ligde. Bozüyük'te oynarken devam ediyordum üniversite okumaya. Gidip geliyordum zaten Bozüyük'te Eskişehir arası yarım saatte. Sonra Süper Lig'e transfer olunca bir de devam zorunluluğu vardı okulda. O devam zorunluluğunu da yerine getiremeyeceğim için bıraktım üniversiteyi. Anneme şöyle söyledim. Zaten gidişat oraya doğru gidiyordu. Çok şükür ki. Anneme şunu dedim. Üniversite okumamı istiyordun. Senin için üniversiteyi kazandım dedim. Evet diploma alamadım ama dedim. Kazandım. Ama nasibimiz, ekmeğimiz buradaymış, futboldaymış. Allah'a çok şükür ki iyi ki de öyle olmuş. Gerçekten çok mutluyum, çok şanslıyım futbolcu olduğum için. Şöyle ikincilikte gerçekten amatörden gelmeme rağmen iyi işler çıkarttım ilk yılımda. İlk yılımda da Süper Lig takımları çok istemişti. O dönem 8 gol, 10 asist civarı bir istatistiğe ulaşmıştım orada ilk yılımda. Çok isteyenler vardı ama kulüp başkanımız, Bozüyük Spor Kulüp Başkanı beni vermeyeceğini söyledi daha. Bir yıl daha oynayıp daha yüksek paralara vereceğim seni dedi. Öylelikle bir yıl daha kaldım Bozüyük'te. 2 yıl oynadım. İkinci yılımda da isteyen bir sürü takım vardı. Kulüp Bozüyük Spor, Vestel Manisa Spor'la anlaştı. Ben de seve seve gittim zaten. Gerçekten o dönem Karabük Spor'un en iyi olduğu dönemdi. UEFA'ya gittik. Benim kendi açısam, bireysel açımdan da amil takıma gittiğim dönemde. Gerçekten benim için hayatımın en önemli anlarında, zamanlarından birisiydi. Büyük kızım da orada doğdu, Karabük'te. Onun Karabük'ün yeri ayrı benim için her zaman. Hiçbir zaman da unutamadım. İnşallah Karabük Spor o eski günlerine, eski şaşalı dönemlerine geri döner diye düşünüyorum. Manisa Spor'da oynarken, Manisa Spor'dan ayrılırken isteyen büyük takımlar da vardı. Ama kulüp şartlarına uyan Karabük Spor ciddi bir bonservis bedeli ödemişti. 1 milyon 300 bin euro civarında bir rakam ödedi. Tabii işler kulüp açısından da bakacağınız zaman tabii ki de daha fazla para verecekleri yere satacaklardı beni. Ki öyle oldu. Karabük Spor o zaman ciddi bir meblağ ödeyerek beni aldı. O zaman demiştim zaten artık Süper Lig süzüyüm. Ondan sonra da amil takıma gittikten sonra daha farklı hayaller kurmaya başladım tabii. Amil takıma gittiğim dönemde de ayağımın kırılmasıyla o hayallerim suya düştü diyebilirim. En iyi dönemimde 6 ay civarı top oynayamamıştım. Ayağım kırılmıştı ciddi şekilde. O biraz kariyerimi farklı şekilde yönlendirdi diyebilirim. Evet evet. O dönem hiç unutmuyorum. Bursa Spor'a geliyordum zaten. Karabük Spor'dan ayrıldığım zaman. O dönem hocamız Şenol Güneş'ti. Bursa Spor hocası Şenol Güneş'ti. Tam o dönem benim geleceğim, transfer olacağım, her şey bitti dedikten 3-5 gün sonra Şenol Hoca yanılmıyorsam amirli takıma gitti. O dönemde benim transferim de yeni gelen hoca sayesinde iptal olmuştu. O zaman çok üzülmüştüm. Hep içimde kalmıştı. Nasip o güneymiş. Evet, o dönem işte Bursa'ya gitmemiştim, gidememiştim. Çaykur Rizespor'la anlaştım. 3 yıl Çaykur Rizespor, 2 yıl Gençler Birliği derken sonra Giresun'a giderek 1. Lig'e ilk adımını atmış olmuştum. Kesinlikle öyle. Altınordu'da farklı bir misyonumuz oluştu. Gerçekten gençlerle birlikte çalışabilmek, çalışmak inanılmaz güzel geldi bana. Ki zaten gelecek planlamamda da gençlerle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu hocalık olur, ne bileyim, gençleri yetiştirmek için futbol okulları olur. O tarz şeyler istiyorum. Çünkü onu gerçekten Türk futbolunda artık gerçekten yetişmiyor. Yani Türk futbolcu, genç futbolcu yetişmiyor. Zor yetişiyor diyeyim daha doğrusu. Bunlar için de tabii belli bilgi birikimlerinden sonra, görmüş geçirmişliklerden sonra neler yapabileceği konusunda biraz da olsa fikir sahibi olduk. Nasıl futbolcularımızı geliştirebiliriz? Genç futbolcularımızı nasıl gün yüzüne daha fazla, daha rahat bir şekilde çıkabiliriz? Alttan öğrene öğrene getirtebiliriz onları. Bunun çalışmalarını yapıyorum zaten. Dediğim gibi Altınordu bu yönden bana çok şey kattı. Hem futbol anlamında hem açıkçası kaptanlık sıfatını yapıştırmakla Altınordu'da nasip oldu. Bu da Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan gerçekten bize çok değer verdiler. Bana da değer kattılar yani. 3 yılın sonunda maalesef ki oradan istemeye de olsa ayrılmak zorunda kaldık. Takım kulübe düşmüştü. Ve başkan
hani ben istememe rağmen başkan kimse istemiyor demişti. O sebeple Altınoluk'tan üzülerek de olsa ayrılmıştım. Çünkü oraya gerçekten aidiyet duygusu çok fazla oluşmuştu orayla alakalı. Ondan sonra da bir yıl Çorum macerası derken Bursa Spor'la sonunda buluştum. Gerçekten geçen yıl oynamaları bile çocuklar için bir şans, neden tecrübe anlamında. Bu yıl daha rahat oynuyorlar çünkü yanlarında daha tecrübeli abileri var. Bunlar da onların performansını etkiliyor zaten olumlu anlamda. Çünkü geçen yıl takım, yani şöyle bir şey var. Takım ne kadar kaliteliyse, yanındakiler ne kadar kaliteliyse o oranda senin de kaliten artıyor zaten. Oyun anlayışın, oyun disiplinin, sahaya verebileceklerin. Bu yıl o çocuklarda onu görüyorum. Geçen yıl kötü sezon geçirdiklerini biliyorum bazılarının. Ama bu yıl o çıkışı yakalıyorlar. Hepsiyle de konuşuyorum zaten. Gerçekten onlara da söylüyorum. Futbolcu yetişmiyor. Buranın değerini bilin. Bursa Spor'un değerini bilin özellikle. Onlar da bazı şeylerin farkındalar ama. Gerçekten 4-5 tane A takım kadromuzda, 5-6 tane hatta. Çok yetenekli, ileride Bursa Spor'u temsil edebilecek oyuncular geliyor. Ve bunun yanı sıra altyapıda da öyle. U18 takımımızda, U16 takımımızda yetenekli futbolcular var. Futbolcu kardeşlerim ben. Zaten onlar hakkında da duyumlarımızı alıyoruz. Ve burada Vakıfköy'de de, yani tabii ki de Vakıfköy'de yetişmesi de onlar için bir artı. Benim için zaten Türkiye'de ya Altınordu ya da Bursa Spor altyapı deyince aklıma zaten sadece ikisi geliyor. Ve gerçek manada futbolculara bir şeyler katabilme, futbolcu yetiştirme manasında da zaten Altınordu ve Bursa Spor'dan başka bu işin üzerine fazla düşen yok diyebiliyorum. O yüzden genç kardeşlerimiz de buranın da değerinin farkına vararak çalışmalarına bu şekilde devam ederek çok iyi yerlere gelebileceklerini düşünüyorum. Takımda var 5-6 tane iyi arkadaşımız var, kardeşimiz var. Onlarla da zaten özel konuşuyorum. Onlar da bazı şeylerin farkında zaten. Bu sezon Allah nasip ederse zaten vura vura gidiyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ve biz iyi oynadıkça izlenmemiz daha artacak. O çocukları gören daha fazla olacak. O yüzden bunlar da bunun bilincinde artık. Ona göre performanslarını da daha da yukarıya çekiyorlar zaten. Böyle bir saygın futbolcuyla aynı sahayı paylaşmak, rakip de olsan, çok güzel duygular bunlar. Pablo futbolculuğu döneminde de gerçekten çok mütevazi, çok beyefendi bir kişilikti. Maçlar içerisinde konuştuğumuz zamanlar da oluyordu kendisiyle. Hatta eski zamanlardan, rakipken ki maçlardan falan bahsetmiştik ilk transfer olduğunda buraya. Şimdi onunla birlikte çalışabilmek de çok güzel bir duygu. Yani düşünsenize, tesise girerken her gün heykelinin önünden geçiyorsun ve bu adam senin başında. Teknik direktörlük yapıyor, sana abilik yapıyor. Sana bir şeyler katmaya çalışıyor. Bu bizim için tabii ki de çok gurur verici bir şey. Pablo'nun bizim yanımızda olması, teknik direktörümüz olması. Tabii ona da geçen yıl ilk teknik direktörlük deneyimini Bal Ligi'nde yapmıştı Nilüfer Belediye'de. Orada da zaten şampiyon yaptı takımı. Oradan bir tecrübesi var. Şimdi beraberiz. İnşallah bu seneyi de şampiyon yaparak, bundan sonraki senelerde de şampiyonluklar yaşayarak eski Pablo'lu şampiyon olan Bursa Spor zamanlarına geri döndürmek. Tek hedefimiz o. Onun için geldik zaten buraya. Pablo da öyle. Diyeceğim şu, Pablo gerçekten çok güzel bir insan. Hiçbir şekilde kibri olmayan, egosu olmayan, müthiş bir insan. Onu takım olarak zaten saygı duyuyoruz ve onu takım olarak çok seviyoruz. Gollerden sonra da onu mutlu etmek istiyorum. Gerçekten mutlu etmek istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. Bütün sevincimizi zaten kulübeyle birlikte paylaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte paylaşıyoruz. Ve başımızdaki hocamızla birlikte paylaşıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ya şöyle görüştüğümüz takımlar vardı birincilikten. Zaten aşağı inmeyi düşünmüyordum. Menajerimle konuşuyoruz. Dedi ki aşağı, yani üçüncülük düşünür müsün? Abi dedim, üçüncülük asla düşünmüyorum. Hayatımda oynamadım. Kariyerimde de oynamayı düşünmüyorum dedim. Yani futbolu yukarıda bırakmak istiyorum bu işin. Ondan sonra Bursa Spor ama deyince, abi dedim, bir konuşabiliriz. Yani gerçekten Bursa Spor, yani bunu zaten çoğu taraftarımız biliyor. Gerçekten ben buraya çok istemiştim gelmeyi zamanında. Bursa Spor çok büyük bir camiye. Gerçekten buraya geldiğin zaman daha iyi anladım bunu zaten. Taraftarıyla, şehriyle, ya inanılmaz futbol şehri.
Çok güzel bir atmosfer. Bursa güzel şehir. Dediğim gibi Bursa Spor, ama Bursa Spor deyince konuşabiliriz dedim. Sonra dedim abi sen detayları görüş. Ben dedim Bursa Spor olduğu sürece gelirim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Taraftarımız zaten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar. Bunu biliyorum. Geçen maçta bunu gösterdiler. Bu maçla birlikte daha da fazla geleceklerini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ve sadece şunu rica ediyorum. Yeri gelecek bazen puan kayıpları yaşayabiliriz. Bunlar bunun içerisinde var. Üç ihtimalli bir oyun sonuçta. Ama onlara rağmen bize desteklemeye devam etsinler. Bizlere arkamızda olduklarını hissettirsinler. Biz zaten Allah'ın izniyle bu sezon sonra bu takım şampiyon olacak. Biz bunu başaracağız. Özellikle iç saha maçlarında görüyorsunuz ki dış sahada ne kadar kötü saha şartlarında mücadele ediyoruz zorluklarla. Ama iç sahada bizi eski günlerdeki gibi Süper Lig'deki gibi destekliyor taraftarlarımız. 40 binlere karşı oynuyoruz. Mükemmel stadyumda, mükemmel zeminde. Bu şekilde devam etsin. Lütfen bizi içeride hiç yalnız bırakmasınlar. Biz de inşallah da içeride yenilmeden şampiyon olalım. İnşallah. Teşekkür ederiz kaptan. Ben teşekkür ederim.